Evet, hepinize merhabalar. 2F1B YouTube kanalından Faik'le beraber programımıza başlıyoruz. Biraz zamanlama kaydı gibi oldu ama tabii işte bir yandan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamış olmasının etkisi, ligler bitti filan konu olayları. Şimdi bunlar çoğaldı. Biz de Faik'le hem bu Avrupa Şampiyonası'nı hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ekonomi yazarlarıyla olan toplantısıyla ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız. Bir de işte diğer bir takım işte transferli hocaydı vesaire konularına gelebilirsek gireriz diyelim. Ama önce istiyorsanız Şeref As'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle ona bir kez daha başsağlığı dileyerek başlayalım diyorum Faik. Sen istiyorsan detaylarını bunun anlat. Evet, işte Şeref As çok önemli bir oyuncu. 1955 ile 1973 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamış. 4 şampiyonluk kazanmış. Hem santrafor oynamış, bir dönemde sağ açık oynamış. 320 maç, 79 gol. Yani o dönem için çok bayağı yüksek bir oran. 4 kez dediğim gibi lig şampiyonluğu. Hatta jübilesine ben hatırlıyorum artık yeni yeni böyle futbolu artık anlamaya başlamıştık. İşte Uwezi ile Özcan Arkoç Almanya'dan falan gelmiş. Meşhur Alman santrafor Uwezi ile falan. Yani çok kıymetli bir şahsiyet. Başka ilginç bir not. Bir dönem Barcelona'ya transfer oldu ama işte hazırlık kampından sonra dönmüş. Ama işte ölümü... Aa, ben onu bilmiyordum ya. Evet, ölümünde Barcelona'da Fenerbahçe Spor Kulübü ile birlikte hem Türkiye Futbol Federasyonu 2 yıl önceki ölümünde benim dikkatimi çekmişti. Barcelona Kulübü de başsağlığı yayınlamıştı. Hani resmi maç oynamamış ama dönmüş. Ama o, yani çok dokunaklı bir şey. Helal olsun. Çok da, bravo. Deyip kendisine, sevenlerine, kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diyelim. Tabii ki Euro başladı. Yani Türkiye'ye gelmeden önce işte hazin bir olay oldu. Danimarka'nın 10 numarası Christian Eriksen. Evet. O da Eriksen değil, Eriksen diye okunuyor Danimarkacı'da. Bütün spikerlere görüyor. Onlara ayrı bir parantez atacağım zaten birazdan. Biliyorsunuz Finlandiya'da oynadıkları maçın 42. dakikasında ve kendisine bir taç atıldı. Topa doğru giderken birdenbire yüzüstü yığıldı. Canlı olarak gördük ve ben eyvah kalbi durdu dedim. Başına toplandılar falan. İşte koşa koşa çağrıldı. Herkes görmüştür veya haberlerde seyretmiştir. Gerçekten de kalbi durmuş. Bu işte aleti bağladılar kenardan gelenler. Zannediyorum bir 2-3 dakika kalbi duruptu. Sonra işte ona kalp masajı falan aleti takarak, şimdi teknik adını yanlış söyleyip de ezdirmeyelim, hayata döndürdüler. İşte şöyle bir fotoğraf gördük bir yarım saat sonra falan. O da Sanka var orada. Oyuncumuz yani. O da Danimarka milli kadrosunda ama maç için herhalde ilk 24'e seçilmemiş. Solda Sanka var. Ve gözleri açık. Kendinde görünce herkes bir rahatladı. Kendisine çok geçmiş olsun diyelim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Gittiği her takımda bir maestro yani. Orta saha, forvet arkası oynayan, harika bir ayağı olan, mükemmel oyuncu. Oyunu yönlendiren bir oyuncu. Bir tabii burada kaptan olan Kayeri de kutlamak lazım. Kaptan Kaya, evet. Gidip mesela anında o müdahaleyi sağladı. Anında müdahale edip ben onu gördüm. Herhalde dilini yuttu dedim. Çünkü yan çevirdiğini gördüm. Demek ki dilini yutmasına engelledi. Çünkü eğer sırt üstü yatıyorsa, baygınsan, kendi değilsen, dilinin bu nefes borunu tıkayıp bu sefer beyin ölümü gerçekleşme ihtimali var. Tabii onu bilen bir çocuk. Burada da işte Eriksen'in eşini sakin edişi. Oraya gitmeye çalışıyor eşi. Gitti, ona sarıldı. Biraz sonra Casper Schmeichel da geldi. Kalecileri. O da işte bir şekilde teskin edip yanına götürmediler ve bu şekilde yani herkesten, kameralardan, seyircilerden, Danimarkalı oyuncular dakikalarca, yarım saat falan sürdü bu olay. Korudular, görüntü alınmasın, o şekilde görünmesin diye arkadaşları. Harika bir şey verdiler. Yani insanlık şeyi. Finlandiya takımı da aynı şekilde. İnsanlık örneğiydi. Evet, Finlandiya takımı da aynı şekilde. Yani yüzler berbattı herkesin, teknik direktörü. Sonra takımlar soyunma odasına gitti. Hastaneye kaldırıldı deminki gördüğü gibi Eriksen.
arkasından işte hayata döndüğü haberi geldi, şu bu. Ve takımlara iki opsiyon vermişler. Ya çıkın oynayın, hani 1,5 saat gecikmeli olarak, ya da yarın saat 12'de oynayın. Şimdi bunun sebebi programı bozmamak. Normalde bunun olması gereken yarın bu saatte, aynı saatte oynayın olması lazım ki herkes biraz kendini toparlasın, o şoku atlatsın, uyusun, etsin. Şimdi tabii yarın 12 deyince gece hiç kimse uyumayacak yani. İyi, düzgün bir haber ertesi gün geldi Ericsson'un doktorlarından. İlk gün hayatta dediler. Yani şey altında, müşahede altında. Canım, adama bir şey olsa ne olacaktı Allah korusun? Tabii canım, turnuva durur yani. Herhalde. Turnuva durur. Sonunda demişler ki ya bari oynayalım bitsin. Nasıl gece uyuyamayız, bir saat 12'desi yarın saat daha iyi durumda olmayacak. Burada Bedir Baykan ölü gibiydi ya. Evet. Bedir Baykan beni aradı. Tabii ki çok doğru karar verdi UEFA dedi. Nereden ertesi gün? Şimdi ertesi gün aynı saatte oynarlarsa başka bir maçla çakışacak. Televizyonda seyirciler iki kanala bölünmeleri gerekecek. Bunu UEFA istemiyor. Bütün maçları herkes seyretsin istiyor. Tamam mı? Bu çok değişik bir durum. Tabii. Bedir dedi ki ya o zaman işte Finlandiya, St. Petersburg'a gidecek, arkasından her şey kayar. Hayır, kaymaz. 4 gün sonraydı maçları. 3 gün sonra oynarlar yani Finlandiya. Nitekim bugün oynadı. Dün oynadı Rusya'yla. Yani ben doğru bir karar UEFA'nın verdiği opsiyonun biraz dar bir opsiyon olduğunu ve buna itiraz edilmesi gerekiyordu. Danimarkalılar demişler ki sonra federasyon, biz de bilemedik yani, keşke hayır deseydik. Opsiyona hayır dememişler ama çünkü herkesin aklı şeydi, hastanede yani. Felaket ya, bir olay. Tabii ki ya, tabii. Bir insanlık dramı ve bugünkü haber dış basında bir kalbine bir cihaz takılacakmış. Şimdi onu da ve ömür boyu hani bir kalp pili gibi değil de o bir regülatör gibi bir şey, onunla yaşayacak. Tabii ki futbol hayatı büyük oranda bittiğini düşünüyorum. Ama hiç önemi yok. 29 yaşında bir çocuk. Diyelim, işte bizim de oyuncumuz olmuş olan Simon Kjær'la birlikteki bir fotoğrafları. Çok güzel. Neyse, döndüler, maçı oynadılar. Finlandiya 1-0 kazandı. Danimarka'nın kalecisi Kasper Schmeichel hiç yemeyeceği bir topu, üstüne gelen bir topu içeri aldı. Bir penaltı kazandılar. Penaltıyı da kaçırdılar. Yani belli ki hiçbir kafalar gitmiş. Konsantrasyon falan yok. Deyip istersen Türkiye maçıyla başlayalım. Yani Grup A'da şu ana kadar oynanan maçları ekrana koydum ben. İlk maçı 3-0 kaybettik. Galler'le İsviçre 1-1 kaldılar. Yani zorlu bir maçtı o da. Arkasından dün akşam Galler'e 2-0 yenildik. Ardından da İtalyanlar 3-0 yendiler İsviçre'yi de bizden sonra. Tabii İsviçre bizim kadar ezilmedi. Gelelim birazcık milli takıma. Hani Grup A'dan bahsederken konuşalım. Sonra diğer takımları da istersen biraz konuşalım. Senin fikirlerinle yani niye böyle oldu? Bizim çocuklar niye böyle oldu? Şimdi burada şu net ortaya çıktı. Gençlerden bir halt olmuyor. Yani biz en genç takımız derken maalesef bu milli takımlarda özellikle bir tecrübe gerekiyor. Çünkü bu turnuva bir tecrübe olayı ve bu tecrübe cidden önemliymiş. Bunu öğrenmiş olduk. Hele dünya futbolunu doğru düz takip etmeyen bir teknik direktörüm varsa, yani ki öyle olduğunu düşünüyorum. Yani taktiğiyle, oyun dizilişiyle, oyuncu seçimiyle maalesef bu hale geldik. Yani bugün bir şey haberi vardı. Bizim neydi, Bundesliga 2. liginde oynayan milli takımdaki oyuncuyla, biz Fenerbahçe'nin yeni aldığı oyuncu, biri bizim aldığımız 29 gol atmış. İkinci liginde, Bundesliga 2'de. Bundesliga 2'de, öbürü yani milli takımda olan Kenan Karaman. Kenan ha, 6 gol atmış. Şimdi bu tabii işte seçimle ilgili, aman bulduk birilerini alalım. Ya Bundesliga 2. liginde oynayan bir futbolcunun ne işi var milli takımda ya? Ben bunlara da karşıyım. İkinci ligde bir oyuncu demek ki kendini gösterememiş ki birinci lige gelememiş ya da yaşı genç. Kenan Karaman birazcık 2-3 yıldır setup'ın parçasıydı aslında. Öbür çocuk bulunmamıştı. Serdar Dursun'u diyorsun zannediyorum. Yani neyse. Serdar Dursun yani. Yani iyi maçlar da çıkarttı. Şimdi ben ona o kadar emin değilim. Yani dediğin tamam, görünüşte öyle, dediğin doğru da
Yani Kenan Karaman'a da yıkamam bu rezilliği aslında. Hayır, ben şimdi genel olarak söyledim genç olayını. Bunu çünkü hatırlarsan seninle bir işte turnuvanın böyle değerlemesini yapmıştık. Şu kim şey, kim yener, kim gider filan. Tahmin. Tahmin. Yani bir kısmı gidiyor, bir kısmı olmuyor gibi gözüküyor. Ama orada hatta senin bir şeyin vardı. Ya Hırvatistan ya Polonya için. Ya yaşlılar takımı mı demiştin, öyle bir şey demiştin. Hırvatistan için. Hırvatistan için. Yani demek ki birazcık öyle bir tecrübe gerekiyor yani takımlarda. Burada demin sen bu tabii Finlandiya ile oynanan maçta yaşanan olaydan dolayı hani ertesi gün olsaydı da öbür takımın Leningrad'a gitmesi şey olurdu lafı var. Şimdi buradan şunu diyeceğim, onu atladık orada. 11 şehirde oynanıyor bu turnuva. Ya bu doğru değil. Bu bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Hani 2-3 tane yakın ülke olur. Hani Avusturya, Polonya, ne bileyim Almanya falan gibi böyle 3 şehirde oynansa anlayacağım. Ama sen bunu 11 şehre, biri Bakü'de, biri Leningrad'da, biri Londra'da, biri şurada, biri İtalya'da, yani böyle bir zaten UEFA burada çuvallamış zaten bence. Yani o Bakü zaten şey, çok saçma. Bakü Avrupa bile değil yani. O kadar uzak bir yer ki. Ya anlamadım nereden girdi, nasıl oldu o işe. Ya bu da değerlendirme. Yani geçen gün İngilizler BBC'de dalga geçiyorlardı. Seni Avrupa'nın en uzak noktasına yolladık diye oradaki muhabirlerine. Birini Portekiz şeye yollamışlar işte. Biri Londra'da, çünkü orada maçlar var. Seni de Avrupa'nın diğer bir ucuna yolladık diye dalga geçiyorlardı. Dalleri sunan muhabirleriyle. Ya çok saçma. Evet, bence de saçma, ama tabii ki mesela İtalya'nın Roma'da oynaması falan hoş. İngiltere'nin Wembley'de oynaması. Bir hoşluk var ama abartmışlar. Yok yok, ben hiç hoşluk. Yani öyle bir şey olamaz. Zaten hep o şehirlerin olduğu ülkelerin takımları da var turnuvada. Bu da bir enteresan durum. Yani niye böyle? Tabii haksızlık oluyor. Yani niye? Mesela Türkiye'de oynanmadı. Yani seyirci iyi kötü dörtte bir bilmem ne bir seyirci oluyor. Yani niye yok? Deli gibi. Şimdi biz bu programı Ukrayna-Makedonya maçından önce seyrediyoruz. Ben demin seyrettim maçı. Çok da iyi bir maçtı. Sonuçta 2-1 yendi Ukrayna. Evet. Penaltı kaçtı yani. Penaltı kaçtı. Orada ama yani penaltıyı kurtardı kardeşim. Ama yani şimdi geri geleceğim, Makedonlara da söylerim, ama mesela Ukraynalı seyirciler, ki o da Bükreş'te oynanıyor. İkisinin de ülkesi değil ama yakın. Hem Makedonya'ya yakın hem Ukrayna'ya yakın. Nispeten, evet, o olabilir. İnanılmaz bir seyirci desteği vardı iki takıma da. Fakat mesela evet, ben Bakü'de Türkiye'ye öyle büyük bir destek görmedim. Stat bir kere çok büyük. Çok sahaya uzak. Yani saçma sapan bir stat, Olimpiyat stadı demişler adına. Hiçbir ses doğru dürüst duyulmuyor. Yani spikere de geleceğim de. Bir de şey vardı biliyorsun, Galler İsviçre Bakü'de oynadılar. Bunu söyledim ben. Evet. Yani onlar alıştılar o stada bir şekilde. Evet. Aynı stat değil miydi? Aynı evet, stada evet, alıştılar. Evet. İstediği kadar senin seyirci. Yani bir sürü saçma sapan hikaye var. Yani gereksiz. Tamam, istersen Türkiye konusunda da ben biraz bir şeyler söyleyeyim. Şimdi evet, genç takım, en genç takım. Evet, en genç takımıyız gerçekten de. Yani o yaş ortalaması olarak, hatta sahadakiler de belki, hani Burak olmasa en genç %100'üz de. Burak biraz evet, 11'in hani ilk 11'in şeyini belki birazcık yükseltiyordur. Fakat teknik direktörümüz bütün turnuvanın en yaşlı teknik direktörü. Bundan çok az kişi söz ediyor. Sana şöyle söyleyeyim. Ben kısaca şey dedim, dünyayı takip etmeyen teknik direktör dedim ama sen Lang diye söyledin. 69 yaşında. Tamam, şimdi benden 8-10 yaş büyük. Şimdi ben kendimden biliyorum. Genç görünüyoruz diye sağ olun diyenler varsa, tamam öyleyiz ama. Yani şimdi ben işte gidip 2 hafta Antalya'da kamp yapsam, arkasına 1 hafta hani evimden, çocuğumdan, çoluğumdan uzak, arkasından 1 hafta Almanya'ya gidip kamp yapsam, arkasından Roma'ya gitsem, oradan Bakü'ye uçsam, bu genç çocuklarla böyle bir aydır ortalıklarda geziyor olsam, en az 3 hafta, ben yorulurum yani bu yaşımda. Çok zor gelir. Ben bazen İstanbul'a uçakla gidiyorum, geliyorum. 2 gün perişan oluyorum yani. Şimdi birincisi bu var. Yaş niye önemli? Şimdi ikincisi senin dediğin, futbolun gelişmelerini takip etmek. Şimdi ben ilk maça baktık, tamamen bir hezimet. Ve ezildik İtalya'ya. Dört pas olmadı 90 dakika boyunca. Türkiye milli takımı oyuncuları arasında. Ya bu kadar da basmadılar ki sana.
bastılar. Şaşkınlık içinde alan gitmeye çalışıyor. Tökezliyor, yanındakine veremiyor falan. Tam bir hezimet, tam anlamıyla ezildik. Bu İngilizlerin Man Against Boys diye bir lafları vardır ya. Adamlarla çocuklar, erkek çocukları oynuyor diye. Biraz da seksist bir laf ama yani hala kullanılıyor da. Ona benziyordu. Ve hiçbir müdahale yok kenarda. Biz de seyrettik, Şenol Güneş de seyretti. Şimdi ben senin Şenol Güneş'in ne bileyim maç İtalya'ya karşı işte orada Locatelli var. O maçta harika oynayan Spinazzola var. Sol bekleri, solak da değil. O işte o Zambrotta'nın işte onun hayranı olan o da sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu, sol bekti. Zaten oymuş şey, idolü. İnanılmaz bir oyuncu. Mahvetti. Kenan'a demiş ki bak bu adam çok hızlı solda. Sen git onu tut. Bir tek onu anladım başta. Kenan da onu tutmaya gidince orta sahadan bir kişi eksilince tutamadı da ezildik orta sahada. Ayağını alanın ne yapacağı belli değil. Yani herkes sapır sapır döküldü. Bu işin yani 11'i de 12'i 13'ü de çok berbat olamaz ve İtalya ile bu kadar aramızda futbol farkı olamaz. İtalya çok iyi bir takım. Belki şampiyon da olacak. Ama bu kadar ezilmeyi... Biliyor musun şampiyonun şeyi? O çıktı bende. Evet evet biliyorum. Canım. Zaten kayda geçti o YouTube'da var. Her zaman orada... Turu ilk geçen takım oldu bu arada. Evet evet. İsviçre'yi evet. Yendikten sonra. Tabii, İtalya çok iyi de şimdi dün de İtalya İsviçre maçını seyrettik dün akşam. İsviçre'yi de yani sökülase ettiler ama ezemediler o kadar. İsviçre top oynadı. Yani top oynadı... Ama takımlar arasında büyük bir kalite farkı var. Yenildiler. İki tane daha yiyebilirlerdi. Üç tane daha yiyebilirlerdi. İsviçre bir iki gol de atabilirdi. Hani iyi kurtarışlar oldu, şeyler oldu falan. Yani hem en yaşlı teknik adam bizde Avrupa Şampiyonası'nda hem de hiçbir şey yapmadı yani. Yok Şenol Hoca formsuz. O ne demek ya? Şenol Hoca olayın farkında değil bence ya. Yani abi geçen hafta burada geçen program Tuchel'den bahsettik. Rangnick'ten bahsettik. İşte başka programlarda Nagelsmann'ın 33 yaşında niye gittiğinden Bayern'e bahsettik. Bu insanlar yeni girmişler mesleğe. Gençler 18-20 yaşından beri teknik olarak futbolun içindeler. İşte UEFA kurslarını bitirmişler ve mesela ben bir programda yeri geldiğinde gösteririm. Mesela Nagelsmann Wolfsburg'da çalışırken kenara video wall diye bir şey koyuyor. Dev bir ekran ve oyuncular oynarken durduruyor gösteriyor oradan. Bakıyorlar pozisyonuna. Mesela böyle bir şeyler istese bir dev ekran götürmez mi bizim ilk adım? Gördün mü böyle bir şey? Artık başka bir şey oynanıyor. Setler var. Serbest atışlara karşı setler var. Kornerlere karşı setler var. Hadi pek korner kullanamadık. Peki gelelim Galler maçına dün akşam. Bir sürü korner kullandık. Bizim özelliğimiz neydi? Önde gider Ozan birisi kafayla flick dedikleri. Geriye aşırtı. İşte Kaan Ayhan gelir. Melik gelir. İşte Çağlar gelir. Kafayla gol atar. Ya hiç öyle bir şey yapmadık. Ya direkt Burak'a ortaladılar. Bir kişiye. Yani tamamen narkoz yemiş bir milli takım ve teknik direktörleri. Şimdi dünya üçüncülüğünü aldı ya Şenol Güneş, hala almadı. O zaman 50 yaşındaydı Şenol. O zaman bile çok genç değildi. Şimdi ben şöyle bir çalışma yaptım. Diğer tüm teknik direktörlerin, Şenol'u bir kenara bırakacak olursak, ortalama yaşı 53. Yani 59'lar var, 57'ler var. 60'lı zannediyorum bir kişi var, Fernando Santos. O da yani çıkın oynayın demiş belli ki Portekiz'e. Portekiz o kadar iyi bir takım. O kadar iyi oynayamadılar açılış maçında. Yani böyle biraz yaşı ileri olanlar çıkın oynayın diyorlar herhalde deyip bu gruptaki takımlar Galler'e nasıl yenildik ona da biraz söz edelim istersen. Bence de o çok önemli. Bir sonunda bir şey yapalım. Bir şey oynamadık. Tamam bir şey oynamadığımız belli. Onu herkes söylüyor da ben de bir şey göremedim yani. Biraz ümitliydim. Çünkü Galler'in iki tane yani 4-5 tane iyi oyuncusu var ama İki tane dünya yıldızı var. Bir tanesi Real Madrid, Tottenham falan Gareth Bale. Öteki de Aaron Ramsey. Aaron Ramsey Arsenal'da yıldız oldu. Orta sahadan gelip golleriyle bilinir. Araya kaçmasıyla. Ve Juventus'a gitti. Şu anda da Juventus'ta oynuyor. Biraz yaşlı ikisi de. Bale çok o kadar değil ama Ramsey daha ileri.
İki şey yapacaksın. Bale'ı boş topta bırakmayacaksın ki iyi top, harika top kullanabilen bir oyuncu çünkü. İkincisi de Ramsey arkaya kaçacak, başına birini dikeceksin, onunla beraber gidecek. Ya adam üç kere karşı karşıya kaldı. Birini attı. Yani maç direkt 3-0 olabilirdi ikinci yarının başında. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Demedin mi abi bu oyuncuların, iki tane oyuncusu var, şunları kapatalım. Birine orta yaptırmayalım, pas attırmayalım, uzun pas. Çünkü uzun pasla oynuyor zaten Galler. Ötekine de aldırmayalım. İkisinde de bomboş ya. Araya, belli ki denmemiş. Dense biri gider. O kadar bu genç çocuklar o kadar aptal değiller ya. Yani sen topu Bale ayağına aldığın zaman Ramsey'e yapış desen birine yapışır. İşte Mert Müldür, Umut Meraş birine. Ha, yapışır, alabilir alamaz o ayrı bir konu ama bomboş. Gördün yani pozisyonları herhalde. Saç baş yoldurttu. Kesinlikle takım taktik ve teknikten yoksundu. Ne yapacakları belli değildi. Alan gitti. Bir pozisyon var. Burak'a bir uzun top atılıyor. Kimse gitmiyor. Ve devam ediyor. Ya Burak sen 36 yaşındasın. Orada iki kişiyi çalınlayıp onu atman mümkün mü? Niye gidiyorsun? Bas bir topa, dön bir vakit. Vakit kazan. Belki de gelen olur. Gerçi gelen yoktu da. Diyelim bu grup böyle. Türkiye, Makedonya, Finlandiya, bunlar en zayıflar dahil top oynamayan tek takımdı. Dün akşam Galler maçından sonra ben hemen BBC'ye döndüm. Mark Hughes konuşuyor. İşte çağırmışlar, programa davetliydi. Turkey didn't have a clue dedi adam. Yani Türkiye'nin dünyadan haberi yoktu. Yani adam görmüş. Yılların futbol adamı, Manchester United'ın yıldızı. Daha önce Galler'in teknik adamlığını da yapmış falan filan. Yazıklar olsun ya. Teknik adamları da dedi yani. Türkiye'yi 5 dakikada çözdük. Aynı beklediğimiz gibi çıktılar dedi. Durum mu? Şimdi şey çok kötü tabii burada baktığın zaman. Ben hani hep böyle milli takım sevmeyen biri olarak iyice şeyim soğudu. Onu söyleyeyim. Ben diğer maçlara gene birazcık bakıyorum artık. Bu Galler maçında da yani baktım ki kötü gidiyor. Hakikaten son kısmını da seyretmedim. Açıkça söyleyeyim. Ama şimdi bir hala bakıyorum bir ümit var, en iyi işte üçüncü gidiyor bilmiyorum da. %3-5 olabilir yani. Yani şimdi hayır, düşünürsen grupta bir takım 6 puan olmuş. Bir takım 4 puan mı oldu şey Galler? Galler ve İsviçre, Galler'in 4 puanı var, İsviçre'nin de 4'ü olacak bir, herhalde. Bizde 1 puanı var, biz de oynayacak. Yani baktığında hani biz bir tek İsviçre'yi geçsek bile. Ama diğer grupları yendik diyelim. Şimdi ben hani bunu da bir söyleyelim diye söylüyorum. 5 gol yemişsin zaten. Yani evet. Nasıl en iyi 3'e 3. olacaksın? Yani diğer gruplardan 3'ü yer 2'ye. İki tane yer gitti zaten. 4'ün ikisi gitti. Sen öbür ikisini oynuyorsun ama mümkün değil. Son maçı yensen, farklı yensen bile mümkün değil bence. Göreceğiz. İstersen B grubuna bakalım. Danimarka Finlandiya maçından ilgili konuştuk. Çok büyük bir sürpriz Finlandiya. Ya Finlandiya en zayıf takım ama adamlar pas yapıyor, topa çıkıyor. Çırpınıyorlar, görüyorsun ve seyirci arkalarına gidiyor o zaman yani. Belçika Rusya'yı ezdi geçti. Bu akşam da Danimarka ile oynayacak. Danimarka zaten 0 puanı var. Hani en kolay maçı yenemedi. Belçika'ya da yenileceğini düşünüyorum. Bu moralsizlik ve daha zayıflık. Bir ki Eriksen gibi birisi çıkınca şeyden... denklemden bir kere Danimarka çok başka bir takım, zayıf bir takım haline geliyor maalesef. Evet. Bakalım bir sürpriz olur diyorum. Bir de Rusya var orada. Yani bu gruptan Belçika elini kolunu sallayarak çıkacak. Gayet de iyi oynadılar. Onların da oyun mesela Eden Hazar yoktu. Bilmiyorum işte oynayabilecek mi? Ve en büyük orta saha oyuncuları yok yani. Kevin De Bruyne oynamadı. Bu maçta bilmiyorum oynayabilecek mi, sakattı. Buna rağmen Rusya'yı ezip geçtiler. Bu grupta böyle diyelim. Buradan bir nane olmaz. Ruslar herhalde ikinci çıkar diye düşünüyorum. Evet. C grubu Avusturya, işte Makedonya. Bütün maçları seyrettik. Ben bayıldım Hollanda-Ukrayna maçına. Hani 2-0'dan 2-2 yaptılar Ukraynalılar. Yani saygı duyuyorsun ya bir kere. Gayrete ve şey. İşte İki tane de iyi oyuncular var. Yaremçuk'la Yarmolenko. Onlar bugün de iki gol attılar onlar. Birer gol de bugün attılar. Fakat bu Dumfries denilen oyuncu biraz tekniği düşük.
Ama yani öyle bir kafa golü attı ki, öyle bir inançla çocuk çırpındı ki, ona borçlu bence Hollanda o işi 3-2 sıyrılmasına diye düşünüyorum. Bugün de Ukrayna yendi, o tabii burada yok. İşte birazdan da Hollanda-Avusturya maçı var. Herhalde Hollanda oradan rahatça çıkar diyorum. Ukrayna ile birlikte Avusturya da muhtemelen 3. olur deyip bu grubu geçelim. Gelelim İngiltere'nin grubuna. Şimdi burada İngiltere-Hırvatistan maçı seyrettik. Yani İngiltere beni çok etkilemedi diyeyim sana. Yani bir kere Harry Kane'le hiçbir şekilde top buluşturamadılar. İşte Calvin Phillips diye bir çocuk var. Allah'tan onu almış genç. Onun sayesinde gol oldu. Sterling golü attı. Adam yön değiştirip çok iyi bir derinlemesine pas verdi. O şekilde işte biraz yaşlı Hırvatistan'a karşı işi bağladı İngiltere. Bugün de İskoçya'yı da yenerler. Gruptan da muhtemelen birinci çıkarlar ama yarın maç. Ama yani İngiltere'yi, öbür İtalya'yı, Belçika'yı, Portekiz, Fransa'yı gördükten sonra ben çok zor görüyorum. Gerçi biz hani biz de uyduk basına ya, İngilizler işte favori. İngiltere İtalya finaline kadar gittik. Ya olabilir biliyorsun. Olabilir ama yani bu, ben ne İngiltereler gördüm. Kazanmaya gidildi 1990'da falan. Ne takımlar, ne kadrolar. Hep olmadı. Ya final, yarı finalde elenildi. Penaltılar, penaltılar. Ya Feru, bir de şu var. Sen de biliyorsun, bu Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonları'nda. Dünya Şampiyonluğu biraz daha az ama özellikle Avrupa Şampiyonası'nda sonraki eleme maçlarında biri birini yeni veriyor. Yani haksız, maksız penaltıyla. Mesela hiç ummadığın biri çıkıveriyor orada. Mesela Danimarka'nın işte 1992'de olduğu gibi. Plajdan gelip turnuvayı kazandılar yani. Almanları yönetmeni. Yani bu penaltı işi de biraz şey. Yani her şey olabilir ama hak etmeye bakarsan benim şu ana kadar gördüğüm takımlar arasında İtalya açık ara Fransa ile birlikte önde. Yani ikisi, şimdi Fransa'nın grubuna da geleceğiz. Buradan da herhalde Çek Cumhuriyeti 3. ol çıkar diyorum. Hırvatistan'da çıkar diye düşünüyorum. Gelelim Polonya'nın grubuna. Polonya, İsveç, İspanya, Slovakya. Çok zor bir şekilde Slovakya garip bir şekilde Polonya'yı yendi. Polonya öndeydi, Lewandowski falan filan. Ama sonra oyuncuları atıldı. Tabii o zaman oyundan düştü. Slovakya'da Hamsik ve Trabzonspor'a gelmiş. Kaptanları sayıyorum. Süper bir oyuncu yani. Hala çok iyi oynuyor. 36 yaşında. Fakat yani şu TRT spikerlerini demeden geçeceğim. Bir kere adam maç anlatıyor. TRT spikeri. Kamil Glik diye bir oyuncuları var defansta. Top da sürekli ona geliyor stoper olduğu için. Kamil Glik. Ya adamın adının Kamil olma ihtimali var mı? Kamil Glik adamın adı. Kamil aşağı, Kamil yukarı. Yani artık suç yani. Ya zamanında işte Halit Kıvanç, Aydın Köker, Orhan Ayhan gibi abilerimiz vardı. Ben bir kısmıyla tanışma fırsatı da buldum. Sen de herhalde. Hatta biri benim kitabımın kokteyline gelmişti Orhan Ayhan. Bu insanlar, ben Halit Kıvanç'ın anlattığını hatırlıyorum. Ben gider yapışırdım dış maçlarda karşı takım oyuncularına. Senin adın nasıl okunuyor, senin adın nasıl okuyor diye yazarmış. Defteri varmış küçük. Şimdi üfürüyorlar yani. Kafadan atıyorlar yani. Biliyorsun Zerdan Şakiri diye bir oyuncu var İsviçre'nin. O da Şakiri. Ya ne Şakiri'si? He Şakiri. Senin insanında Şakir diye bir isim var diye adam Şakiri, Şakiri mi oluyor ya? Yani bunlar nasıl? Mesela bir de Zakaria var. Yani Türkçesi Zekeriya. Müslüman ismi. İsviçre'de ona da Zakaria diyorlar. O da tam tersi. Zakaria değil, adamın da Zakaria. Yani Zekeriya. Arapça isim. İşte Hollanda şeyde, İskoçya'da süper bir oyuncu var. John McGinn diye. Onun adı biliyorsun McGinn. Ya yani McGinn olsa adı söyleyemez insanlar. Yani M-C-G-I-N yazıyor. McGinn okunur. McGinn aşağı, McGinn yukarı. Yani tamamen yeteneksiz çoğu. Ayrıca maçların yarısından çoğunda seyirci sesini kısıp kendileri bağırıyorlar. Evet, zaten biz seyircisiz seyrediyoruz maçları 1,5 yıldır. Bırak seyircisiz duyalım. Sana kimse meraklı değil zaten. İngiltere'de yaşadığım yıllarda şey denirlerdi. Bu spikerlik, maç anlatma konusunda. Maç anlatan kişi seyirci sesiyle savaşmalı derlerdi. Yani seyirci sesi
stat'taymış gibi sana verilmeli ve onu savaşarak kendini duyurmaya. Bizde direkt kız ben bağırayım abi. Hiçbir şey duyamıyorsun yani. Evet. Bazı maçlar mesela en son şimdi seyrettiğimiz Ukrayna-Makedonya maçında hem anlatan çocuk iyiydi hem de seyirci sesi harika verdi TRT. Ama %30'a tekabül ediyor. Ben anormal şikayetçiyim. Bu nasıl bir yayıncı kuruluş? Belli ki liyakat yok. Yok. Tabii. Diyeyim bu TRT çarmıha gelme işini bırakmadan önce bir en son şunu söyleyeyim. İşte İtalya-Türkiye maçını seyrediyorum. Yani o kadar rahatsız oldum ki anlatımdan, işte saçma sapan bağırma, hiçbir şey yapmıyoruz. Bağırıyor bizim spiker. Ben BBC'den seyretmeye başladım. Orada da işte Gary Lineker var. İşte Rio Ferdinand var. Ses Fabregas var. Yani öyle bir grup var. Öyle Ayhan Akman falan değil yani. Herkes bu işin milli, bilmem kaç kere milli falan filan. Öyle bir ekiple Alan Shearer işte 4 kere Premier League gol kralı falan filan. Onları dinledim. Maalesef onlar da Türkiye çok kötü ezildi dediler. İstersen şu gruplara devam edelim. Portekiz-Macaristan evet. maçını seyrettik. Yani Portekiz çok üstün bir takım. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Ve Fransa-Almanya. Ben sana bırakayım. Ya. Çok iyi maçlardı bunlar çünkü. Yani hele Fransa-Almanya sen iyi canım. Anormal bir savaş verdi sahada. Yani beni tabii çok etkilemedi o maç. Şimdi Portekiz'e gelirsek Portekiz hakikaten üstün bir takım. Fransa-Almanya ise tabii bizim grupta hep işte eski bir final maçı gibi filan dediler. Çünkü bu daha önce de bir Almanya... En azından isimleri var. İsimleri vardı. Ama ikisi de yani umduğumdan iyiydi. Ama ben hani mücadeleden çok sonuç isteyen biriyim. Yani bir sonuç olmalı, goller olmalı veya pozisyonlar olmalı. Yani maç orta sahada gitti geldi böyle bir şeyler oldu. O çok hoşuma gitti. Yoksa hani... Mesela hani Fransa'nın zaten iyi olduğunu düşünüyorum ama Almanya'nın bu kadar düzelme yolunda gittiğini çok yani düşünmemiştim ama fena değillerdi. Yani yenildiler. Almanya işte oynayabiliyorlar. Oynayabiliyorlar evet. Yani Kroos gibi, Müller gibi oyuncular var. Gnabry mesela çok şanssızdı o golü atabilirdi ama herhalde Fransa'ya dayanılmaz bir kadrosu var ve nitekim sahaya koyuyorlar. Yani Benzema bir gol attı tamam offside falan verilmedi ama yani o kadar... Ezici bir gördü ki karşıda. Çok ezici gördü. Çaresiz bırakan bir gol yani. Yani ben ilk böyle bir şey olunca bırakıp gitmek istiyorsun. Ben mesela Türkiye bu küçük ihtimal olsun da kalsın istemiyorum. Kalmasın ben bir maçı daha kaldıramam böyle yani çünkü. Görmek istemiyorum. Yani bir maç daha Türkiye'nin ezildiğini görmek istemiyorum. Aha o anlamda diyorsun. Dönsünler bitsin son maçı da yenilsinler yani çıkmasınlar çünkü çok daha kötü şeyler olacak. Ya herkes galler gibi olmaz yani 6 tane atıverirler. Böyle oynarsan. Çok kötüler ya evet. Evet buradan da herhalde biz seninle demiştik. Buradan Fransa, Portekiz, Almanya'da üçüncü çıkar veya bir şansı yol kazası olursa öbürü. Üçü de çıkar evet. demiştik. Zavallı. Çok iyi savaştı bak Macaristan'da. Onları da takdir ettim. Bizim yapmadığımızı yaptılar. Yeniler 3-0. Uzun süre maç berabere gitti. O 3 golün ikisi zaten son dakikada oldu. 2 gol yani. Son 2-5-3 dakikada oldu. Bizden başka herkes mücadele etti diyelim ve istersen bir ara verelim sonra senin diyeceklerini de tamam. ve şeye geçelim başkanın basın toplantısına. Evet bir araya gidiyoruz. Evet tekrar beraberiz aradan sonra. Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Sen bir Danimarka'nın maçı şu anda devam ederken 10. dakikada bütün takımın, taraftarların daha doğrusu takımın maçın durarak yani 10 numara olduğu için herhalde oyuncuları 10. dakika diye durdular diye düşünüyorum. Evet, 10. dakikada formaları kaldırdılar ve herkes tezahürat yaptı Christian Eriksen için. Eriksen için. Bu arada ondan da evvel Danimarka garip bir şekilde Belçika'ya gol attı. Yani beklenmedik bir skor. Şu anda da maç sürüyor. Biz ama çekime başladığımız için maçı kaydediyoruz. Bitince seyredeceğiz öbür maça kadar. İlk evet. yarı, ikinci yarı seyretmeyi umuyoruz. Şimdi başkanın basın toplantısı. Gelelim bizim basın toplantısı. Bu tabii değişik bir basın toplantısıydı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı sadece ekonomi
uzmanı diyeceğim yazarlarla bir 6-7 kişilik bir grupla bir toplantı yaptı. Ama seçilmiş bir soru belli ki. Herhalde onu artık orasına girmiyorum. Yani içlerinde diğer takımları tutanlar da vardı. Ama bir sonra anlatacağım bir not verirseniz ne olur dedi. Onu bile hani biraz bir yağlama vardı orada, ona geleceğim. Şimdi burada önemli olan birkaç şey söyledi başkan. Bir tanesi bu yeniden finansal yapılandırma. Yani bunu hakikaten bunu hep söylüyorum ben. 5 yılken 2+3'ken bunu 2+7'ye dayandı çıkardı. Ama şunu ifade etti. Bu aslında 2+10'du dedi. Bir el değdi. Bu bir şekilde 9 yıla indirgendi. Ama artık söyleyecek sözümüz yok dedi. Fakat beni üzen bir şey burada. Şeffaflık olmadığı için hep şeffafız demesine rağmen borcun ne kadar olduğu, yani ne kadarının yapılandırdığı, 3-4 bankaya teşekkür etti falan, neyse o hala belli değil. Bir de dedi ki bizde dedi, ben de yönetim kurulu başkanı olduğum banka var, orada dedi işte bir takım tamamen dedi yeni kredi vermiyoruz ve yapılandırma yapıyoruz. Şimdi bu benim de işim tesadüfen, yani şu anda bu konuda danışmanlık yapıyorum hem bankacılık birikimde hem de piyasadaki olumsuz başımdan geçenlerin tecrübesiyle bunu firmalara yapmaya gayret ediyorum. Burada hakikaten 2-3 şey yapılıyor. Bir nakit akışı değerlendiriliyor. Yani bunu bu firma kaç yılda öder? Çünkü bu bizim başımıza çok geldi. Mesela bir devlet bankası diyor ki bizim kuralımız bu, 5 yıldan uzun yapılandırma yapmayız, o zaman yapmayalım diyoruz biz bu işi. Çünkü adam 5 yılda ödeyemeyecek bunu, belli. Bunu sonra kabul ediyorlar. Hep bu oluyor. İkincisi gene bir devlet bankası, faizleri dedi pazarlama ekibi belirliyor. Yani ne diyorsun dedik ya biz pazarlama. Sen bir ana parayı kurtar bakalım. Faizleri pazarlama, bu işten kar etmeyi düşünme. Bu işte faizler, piyasa faizleri 10'sa belki hadi 5 diyelim. Bir şey yapalım. O. Ha. Üçüncüsü bu borç 100 milyon dolarsa bir kere bu adam bunun 80'ini ödeyebilir. 20'yi siliyoruz. Yani haircut dedikleri bir olay var. Ana para bir miktar kesiliyor. Bu yapılıyor. Dördüncüsü de bu adamın işi devam ettirmesi için bir şu kadar paraya ihtiyacı var. Onu da kayacağız ve onu bu yapılandırma işini yapacağız. Şimdi burada benim anladığım bir 500 milyon TL olayı var. İlave taze para veriyor bankalar. İyi. Bir kontrola giriliyor. Bu da iyi. İşte bu spor kulübü mantığında değil, sadece futbol AŞ mantığında yapılmış bir yapılandırma benim anladığım. Onun için buradan bir para diğer branşlara gitmeyecek dedi başkanımız. Bu da doğru. Yani bunun bir şeyi yok. Fazla da imkanın yok. Ama burada bizim yapılandırmada gördüğümüz firmalar, tabii ki oradaki bireysel patron veya ortaklar hayatlarını ortaya koyuyorlar ama burada da bir spor kulübü var. Ve Türkiye'nin en köklü spor kulübünü konuşuyoruz, yani Fenerbahçe özelinde. Bunun değerini bilmek lazım. Bu hani pek patronu belli değil gibi düşünülebilir falan ama bu kulüp yaşayacak. Bu var. Bir şekilde bu yaşayacak. Ha, bunu birazcık disipline ederek götürmek mümkün. Bunu da Ali Koç başkan ve yönetimi kısmen yaptılar diye düşünüyorum. Ama demin de söylediğim gibi faiz oranı %16-18 falan dedi. Ya inanamadım o başta, yani üzüldüğüm bir şey demiştim, bu işte üzüldüğüm. Yani bu olamaz, bu kabul görmez bence. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Hani belki esnek yapıldı, şeffaf olmadığını bilmediğim için şu an yani neyse faize uygulanacak yani denmiş olabilir. Hani faizler gerçi bugün Merkez Bankası gene 19 olarak düşürmedi, tuttu. Ama belki yarın öbür gün düşürürse o da düşecek belki, bilmiyoruz. Ama şu anda bu kaldırılabilir bir oran değil. Yani %19 faiz şu demek, o para için senin yılda bir kere %19'dan fazla bir para kazanman, kar etmen lazım. Ödeyesin. Onu ödeyebilirsin. Yani bu var. Neyse bu bir şeydi, bence muamma devam ediyor açıkçası kafamda. Ama bu yapılandırma sonucunda yani yapılandırmayla ilgili gene Ali Koç Başkan'ın söylediği bir şey var. UEFA dedi bir rapor hazırlamıştı.
UEFA'nın raporunu da gösterdi, bir tablosunu gösterdi, iki tane sayfasını gösterdi. Birisi tüm işte Avrupa'nın en büyük 20 liginin işte 2018 yılı itibariyle net borcunu yayınladı. İşte Türkiye dedi burada üçüncü dedi, diğer ligler zaten çok büyük dedi. İşte İtalya ve şey var galiba İngiltere üstünde veya İspanya hatırlamıyorum. Burada dedi 983 milyon euro dedi Türkiye liginin 2018 yılındaki toplam borcu. Bunun zaten 700'ü dedi, sonra 690 küsur diye değiştirdi galiba, düzeltti. Bu 3 kulübe ait dedi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Biz de seninle dedik ya işte bu tabloda hani Fenerbahçe'nin borcu daha yüksek diye 300'ü Fenerbahçe'nin olsun, geri kalanı da Galatasaray, Beşiktaş. Bu 2018 yılı itibariyle yani Ali Koç'un başkanlığına geldi. 2018'de zaten Ali Koç yönetime geldi ve dedi ki Fenerbahçe'nin borcu 618 milyon euro dedi. E nerede burada 300 milyon euro? Hayır, burada şimdi burada bir bütün Türkiye'ninki 983 milyon euro görünüyor. 3 büyük kulübünki de 692 dedi, dikkat edersen basın toplantısında. Evet, evet. Evet. 692'nin hani 3'e bölsen hani 700 desen 200 küsur ediyor. Hadi 300 Fenerbahçe'nin olsun. En çok biz 300. Yani 600. 18 bir değil. De şu tablo var. Bu da Fenerbahçe ile ilgili olan. Fenerbahçe ile 2018 yılı itibariyle net debt diyor. Yani net borcu evet. 334 milyon euro. Kaç? 334 milyon euro. 334'müş, demin 300 dedik. Biz 334'ü Fenerbahçe. Niye 600 demiştik? Geldi. Buradaki orana benim itirazım var. Çünkü oran buradaki net duran varlığa oranı diye veriyor. Ben duran varlığı yani tabii ki Fenerbahçe'nin bir 20-30 sene önce sıfırdı tapusu. Ama şu anda net duran varlıktan neyi kastettiğinle ilgili. Yani kimse bana uluslararası muhasebe kuralları şu bu filan demesin. Burada ben marka değerini falan bir kenara koyuyorum. Yani onlar da bence ciddi ve ben böyle Türkiye'nin önde gelen ton balığı firmasının halka açmasını söylemiş kişiyim. Markanı değerlendir ve halka aç demiştim patronla. Ve Arthur Anderson o zaman marka değerini değerlendirmiş ve SPK'da kabul etmiş. O şekilde halka açılmıştı, bunu söyleyeyim. Bu bakımdan marka değerini bir kenara koyuyorum. Feneryum vesaire, onların da değerlerini bir kenara koyuyorum. Ama iki tane sabit duran varlığı var Fenerbahçe'nin. Bir, mal varlıkları. Yani binalar, işte ne bileyim. Araziler, topuk yerleri, Ankara. Ki buna şeyi de eklemek lazım. Bu 40 plus yıllıkları da, çünkü bir ömürden fazla bir süre bu. Ne olacağı belli değil. Bunu Kenan çok... Evren Lisesi şimdi. Kenan Evren Lisesi öyle, stad öyle gibi. Yani bunlar da uzun vadeli Fenerbahçe'nin varlıkları. Yani baktığında şimdi stadın isim hakkını verebiliyorsun ve sponsorluk alabiliyorsan artık o senin gibi addedilmesi gerekir diye söyleyeyim. Bir de futbolcu lisansları var Fenerbahçe'nin. Yani var, yani şu anda işte basketbolda, futbolda, diğer branşlarda bir takım oyuncuları var. Yani lisansları bitenleri demiyorum, bitmeyenlerin elinde bir değeri var. Bugün çıkıyor Fenerbahçe diyor ki ben şu kadar milyon euro verirlerse falanca oyuncumu satarım diyor. Demek ki bir değerim var yani. Ve geçmişte de yaptım bunu. Ve bugün Fenerbahçe'nin geçen gün bir gazetede çıkan bir haber vardı. Kiralıktan geri dönen oyuncular artı altyapıdan işte birinci takıma çıkan oyuncularla 47 tane futbolcusu varmış Fenerbahçe Spor Kulübü. 47. Bunu 30'a indirmeyi düşünüyorlar. Yani bu evet, evet. Olumsuz. Hatta listeyi de konuşmuştuk üstünde, kimler dönüyor diye. Doğru. Ve ama yani kimler ne para verecek bilmiyoruz. Çünkü çok da böyle bolluk, büyüllük, gülistanlık bir ortam yok. Futbol dünyası da pandemiden etkilendi, ekonomiler olumsuz etkilendi falan baktığında. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Onun için ben bu sabit kıymet olayının yani benim tahminim 350 milyon euro olduğunu düşünüyorum. Bu tahmin. Başkan ona 1.7 milyar TL dedi. Yani 170 milyon euroya falan dedi. Doğru. Şimdi ama burada, neye göre bilmiyoruz. Burada sadece benim anladığım bina tarzı, arazi tarzı yerler var. Yani bu futbolcu lisansları yok, öyle anlıyorum. Burada
şunu deseydi mesela başkanımız çok daha doğru olurdu. Ya burada bizim ciddi bir değerimiz var. İşte, yani 350 demeyelim de 270 diyelim milyon euro. Ama bugün öyle bir iklim yok bunları satabilecek. Uygun vakti bulursak bunlardan belli bir sırayla satabiliriz. İşte topuk yaylasını satarız, işte ne bileyim kolejin binasını satarız veya ne bileyim işte... Bir kere dere ağzı var, çok kıymetli bir arazi. Tabii satarız, işte şunu satarız, bunu Kenan Evren'i işte projelendiririz, uzatacağız dedi süreyi filan. Yani baktığında yani o işler de biraz yavaş gidiyor. Aslında madem bir bizim çünkü mali bir sıkıntımız var. Bu mali sıkıntıdan kurtulmanın yolu sadece futbolcuları veya basketbolcuların kalitelerini düşürerek bu iş olmaz. Elimizde bu kadar bir mal varsa sıkıştığında satacaksın. Bir de anlayamadığım bir laf söyledi. Diğer iki büyük kulübün dedi mal varlığı bizden daha fazla dedi. Ben bunu anlamadım. Yani bile benim bildiğim Beşiktaş'ın bir Fulya ve işte belki BJK plazası var. Ama stat onun değil. Galatasaray'ın stat onun değil. Baktığında burada stat. Biz yaptık bu stadı yani. Tamam. Diğer devletin ama stadı biz yaptık. Baktığında. Bir de Riva'da onların işte bir tesisleri var. Onun dışındaki her şey yani, havada. Riva'yı da satmadı mı Galatasaray? Ne bileyim bir yarı %50 ile verdi filan bir şeyler bir müteahhite verildi. Şeyle devletin TOKİ'siyle filan ve Emlak Bankası'yla filan. Neyse onları bilemiyorum. Yani bilmediğimiz şeyler de olabilir. Ama ben bu sürekli borcumuz çok, borcumuz çok lafından hakikaten çok sıkıldım ben de. Ya bir de zaten bankaya para almaya giden, anlaşmaya giden insan malını kıymetli gösterir değil mi? Kıymetsiz göstermez. Sen devamlı böyle söylersen öyle. Böyle söylersen biraz zor alırız biz ondan sonra o krediyi. Ben hep şunu söylerdim. Yani bankacılık dönemimde yani bir şirketin patronu çıkıp gazetelerde bizim borcumuz çok, borcumuz çok derse ya gidin kapatın derdi. E tabi. Burada bunu değer mi insan ya? Bu da bir yanlış bir yaklaşım bence baktığında. Bir de şu var 618 milyon euro olduğunu iddia edilen 2018'deki borcun ki UEFA 334 olduğunu söylüyor. Borcun 517 milyon euroya indiğini bunun sebebinin de zaten bu işte bir takım gelirlere temlik konulmuş olduğundan otomatik geri öden kaynaktan direkt geri ödendiğini söyledi. Bu benim zaten 3 yıldır söylediğim şeydi ya eğer temlikliyse diyor veya ipotekliyse veya temlikliyse zaten bu borçlar ödenecek demektir. Borçlar için karşılığında var. Şimdi bazı mal varlıklarına bunlarda ipotek var diye ifade ediyorlar. Ya ipotek varsa bankaya dersin ki al abi anahtarı. Sen madem buna ipotek koydun al bu senin olsun benim borcumu da sil. Ya bu da yapılabilir. Zaman doğru mudur bilmiyorum ama yapılır. Yapanlar var. Mesela demin söylediğim yapılandırmada bunlar yapılıyor. Çağırırsın patronu. Dersin ki arkadaş şu malların senin fazla. Gerek yok. Bunları bir elden çıkar. Bununla da gidip bir borcu küçültelim. Ondan sonra küçülen borcu da yapılandıralım. Yani bu yapılması gereken şeydir. Ama buralarda ben soru işaretlerim açıkçası oldu. Haklı olarak geçen programda söylemiştim Ali Koç kendisi ya para koyduğunu söyledi. Tabii yani bunu Fenerbahçe'de yani muhasebe olarak Ali Koç'un koyduğu para olarak gözükebilir. Bunu Fenerbahçe'yi borçlandırmak için yaptığını ben de düşünmüyorum. Ama bu işe soyunan, yönetime aday olan birisi de bir takım paralar koyacaktı diye düşünüyorum. İster sponsorluklar aday olsun olsun, ister şahsi borç olarak olsun. Burada sponsorluk deyince tabii Doğuş'a bir teşekkür etti. O önemliydi. Fenerbahçe Doğuş'tu biliyorsunuz basket takımımızın adı. Bize 11 milyon euro ödedi dedi. Zannediyorum 2 yıl ödediler bu 11 milyon euroyu. Ama burada bir çelişki oldu. Net. Her ne kadar ülkenin stada verdiği parayı peşin aldılar ve kullandılar şeyini. Şimdi haklı bir mantığı olabilir ama o zaman Doğuş niye vermedi 3 yılı istemesine rağmen Fenerbahçe kulübü? Ve 3. yılı da iptal ettiler. Niye? Onlar da yapılandırmaya gitti. Ve yapılandırılırken bankalar dediler ki böyle Fenerbahçe'ye falan bu paraları veremezsin. Kontrol olamazsın tabii. İptal ettiler. Ne oldu? Gitti Fener'in 11 milyon eurosu gitti. Ben umuyorum ki Beko'da ki
Yani doğuştan bana göre çok daha işine gelen bir şeydir Fenerbahçe Beko ismi. Doğuş bir marka değil ki. İyi tabii. O bakımdan inşallah Beko da bu kadar para koyuyordur diyeceğim. Yani bu önemli. Onlar nedense hiç yayınlanmıyor. Kim ne veriyor? Forma sponsoru Avis. Ne veriyor mesela? Bilmiyoruz. Puma hiç para vermiyor dedi. Niye o zaman Puma'ya geçiyor? Adidas da vermiyormuş çünkü. Adidas da işte... O zaman Fenerium giyelim. Bir ara yapıldığı için. Zaten bazı şeyleri anlamak zorlanıyor. Yani formayı bedava veriyor herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir de satıştan hani onun üretimiyle falan uğraşmıyorsun. Satıştan bir pay veriyor Fenerbahçe'ye diye tahmin ediyorum açıkçası. Ben bilmiyorum detayını. Burada bir önceki toplantıda söylediği şeyde hala bir ümidim vardı. Teknik direktör konusunda. Hani bir şey ifadesinde. Evet, onu diyecektim. Hala teknik direktör. 17 Haziran. Hani biz burada demiştik ya, shortlist yapmamışsan nasıl olacak bu iş diye. Sonra bir isimler uçuştu. Alman veya Portekiz dedi ama bir İspanyol hoca ismi uçuştu filan. Acaba Rafa Benitez ama en son Lucien Favre deniyor. İşte bilmiyorum ama hala kimse yok abi. Ve 47 futbolcudan 30 futbolcuya ineceğiz deniyor. Ama yani ben şu Avrupa Şampiyonası'nı gördükten sonra memnunum. Yabancı bir teknik direktör iyi isteğe gidersek. İyi bu işlerden anlayan bir adamla. Zaten herkes artık. Yani Mesut Özil'i 70. dakikada kurtarıcı olarak koymayacak da eğer sağlıklıysa ki oluversin o da yani yaşlı değil. Mesut'un etrafına takımı yapacak kadar onu bilen ve bu işlerden anlayan birinin olması, bir kurgumuzun olması çok iyi olur. Bu da ben yani piyasadaki Türk teknik adamlarla mümkün olmadığını düşünüyorum. %100 katılıyorum. Bu Avrupa Şampiyonası zaten yabancı hoca konusunu biraz daha hani lehine çalıştı bence. Ve öyle olacak gibi gözüküyor. Ama tabii doğru karardı, bilmiyorum. Biz onu dedik herhalde. Yani biz tabii doğru yani, karar. Emre gibi şey lisansı bile olmayan, hiçbir tecrübesi olmayan birine Fenerbahçe'yi veremez yani. Çok abi, istese de veremez bir başkanı. Doğru yaptı. Hep söylediğimiz bir şey var. Yani aynı hatayı bu kadar süre yapabilir mi insan? Yani ben farklı sonuçlar bekliyoruz ya. Üçüncü defadır teknik direktör gitmiş, yerine yeni biri atanmamış. Yani bunu herkes konuşuyor. Herkes. Ya nasıl olur diyorlar ya. Falanca gitti, filanca geldi, bitti. Önümüze bakalım. Ve şey yani bizim Avrupa Şampiyonası'ndan hani yine şey diyeceğim, o piyasada ulaşan haberler, her gün bir takım programlar seyrediyoruz. Mesela Mancini'nin yardımcısı Viali, biliyorsun meşhur oyuncu Chelsea'de, Manchester İtalya. İşte bu turnuvadan zannediyorum 2-3 hafta önce veya bir ay da olabilir. Belçika Thierry Henry'yi antrenör yardımcısı olarak istedi turnuva öncesi tecrübesinden dolayı. Senin onun yardımcısının adını bilen var mı? Yok. Ya da Ersun Yanal'ın yardımcısının adını bilen var mı? Bizde herkes ben. Yani çünkü yardım istemiyor adamı. Ben bilirim diye düşünüyor. Yani biraz Alaturka bu işler. Yani Türkiye milli takımının bu başarısızlığını sırf Şenol'un taktiğine, çocukların işte tecrübesizliğine ya da Şenol'un yaşına bağlamak da yanlış bence. Birazcık da bizim toplumsal anlayışımıza bağlamak lazım. Bir günde göklere çıkarıp bir günde yerin dibine sokup ve hiç çalışmadan havadan bile bir kadro geldi genç çocuklardan. Biz bunlarla Avrupa şampiyonu olacağız ağam havasına girip sonra olmayınca da ya bu takım kötüyü Fransa'yı yendi. Yendi. 5 maç daha yapsan Fransa'yı yenebileceğim bir daha. Yani 2 maçta bir galibiyeti beraberlik aldık. Tamam. İyi oynadılar. Oyun o maçlarda bir taktik teknik var. Bir şey daha söyleyeceğim yalnız. Hem Hollanda galibiyeti hem çok iyi bir Norveç galibiyeti ki burada konuştuk seninle. 3-0'lık bu tarafsız saha gibi İspanya'da oynanan. Hem Hollanda galibiyeti 4-2'lik hem Fransa galibiyeti buradaki, yani bunlar şanlı olanlarını söylüyorum. Hepsinde erkenden öne geçti Türkiye. Geriden gelip de bir şey yaptı. Bir tek Fransa maçındaki beklenmedik attığımız goldür. Hani 82'de mi ne attık, bu uzak direkte attı Kaan Ayhan'dı zannediyorum. O var. Bir de şunu kimse konuşmadı. Hollanda maçında 4-2 olduktan sonra
Yani öyle bir kapandık, öyle bir panikle gol yemeye çalıştık ki yani otobüsü çektik. Yani bu kadar iyi oynayan takımlar böyle yapmıyorlar. Evet. Yani bunları belki daha önce söyleseydik de söylemek istemedik. İşte Türkiye iyi olacak diye inanmak istedik biz de. Bizde de var Alaturkalık yani. Orada yarı finale falan çıkarttık ikimiz de veya çeyreğe mi çıkardı zaten tahminlerde. Ama işte kel düştü, takki düştü, kel göründü durumu oldu. Bir de gitmeden önce bir bu iki tane nostaljik olay oldu bu turnuva kapsamında. Birincisi işte açılış seremonisi harikaydı. Belki seyretmişsindir. Roma Olimpiyat Stadı'nda bu tenör Andrea Bocelli Puccini'nin Nessun Dorma aryasını seslendirdi. Ki bu 1990 Dünya Kupası'na bir referans. Onun müziğiydi Pavarotti'nin söylediği. Tabii Pavarotti çok daha muhteşem söylüyordu. İnsanlar bakıp bulsunlar, dinlesinler diye öneriyorum. Ben mutlaka YouTube'da falan vardır. Ve bunu biz koymaya çalıştık. Hani kısalar koyuyoruz ya arada. İzin vermedi bize UEFA. Ama isteyene bana yazsın yollayabilirim. Onun çok iyi bir kaydı var bende. İkinci nostaljik olay da İngiltere'de İngiltere maçı başlarken ve oynanırken bu It's Coming Home, It's Coming Home diye o şarkının yani 1996 Euro 96'da söylenen işte Three Lines on a Shirt var ya, It's Coming. Bütün tribünlerin onu söylemesiydi. Halbuki 96 çok da iyi bitmedi İngilizler için. Yarı finalde Almanlara penaltılarla elenmişlerdi ama yani bir şekilde insanlar bak 96'dan kaç yıl olmuş sayamıyorum yani ve hala bazı şeyler güzel şeyler kalıyor ve ona nostaljik referanslar yapılabiliyor. Bu evet. İkisini belirtmek istedim müsaadenle. Estağfurullah, gayet güzel oldu. Bendeki evet, konular bu kadar. Kullandı ama bir de basketbolda 7 tane oyuncumuzla vedalaşılmış. Yani 7 oyuncu birden diğerlerinden ve yeni transferlerden de haberler bekliyoruz. Çünkü başkanımız Ali Koç işte 30 milyon eurodan 19 milyon euroya indirdik basketbolu demiş idi. Yani 19'un biraz üstünde olduğunu düşünüyorum onun. Ama inşallah sezon başından doğru kararlarla devam ederiz ve bir çünkü doğru bir şey daha söyledi. Madem ki böyle bir salonumuz var, madem ki Euroleague lisansımız var, iyi bir takım kurup Euroleague'de mücadele etmek zorundayız dedi. İnşallah. Bu da şart yani ben hani kimle konuşsam hiç kimse şeyden mutlu değil. Yani Efes maçlarındaki performanstan mutlu değil. Ha, onda konuşmadık. 3-0 süpürüldük. Tahmin edildik. Yani 300 sayı yedik 3 maçta. Bir maçta 40 sayı yedik. Birisi çok güzel. Sen dedin galiba. Yani Galatasaray'dan 6-0 yemenin bir aynısı gibi bir şey oldu Efes'ten de bu. Yok, ben söylemedim. Yani biri söyledi. Hepimizin en çok sevmediği kişi olan hocaları bile en rahat çıktığı maçlar Fenerbahçe maçları dedi yani. Bu adam Fenerbahçe'ye önüne gelen maçta yeniliyordu bundan 5-6 sene önce. Maalesef bu duruma geldik. Bunları ama da Fenerbahçe'nin tebrik etmemesine kırılmamış, normal karşılamış. Öyle mi? Şimdi de o kafada bir adam olduğu için herhalde. Evet. Ben mesela yanlış olduğunu düşünüyorum ama mesela Ergin Ataman TRT'ye verdiği röportajda yadırgamadım. Normaldir, o kadar rekabet ediyoruz, tebrik edilmeyebilir dedi. Demek ki kendi de olsa etmeyecek yani. Onu anlıyorum. O zaman iyi yapmışlar. Ben hani kızmıştım. Aynen. Sen kızıyorsun bir şeylere. Yani sportmenlik dışı hareket. Evet. Kızmıştım ama iyi yapmışlar o zaman. Ama Ali Koç açıp Tuncay Özbilgen'i tebrik etmiş. Evet, ben de ettim. Onu söyledi Ergin Ataman. Yani Tuncay Özbilgen'in şeyi yok. Yani onun bile hani eli ayağı bağlı şu anda hoca konusunda diye düşünüyorum ben. Yani o da sonuçta ticari bir şey yapıyor. Fenerbahçe camiasını karşısına almak istemez. Ama iyi hizmet yapıyor yani basketbola. Yıllardır Efes iyi hizmet yapıyor. Severek yapıyor. Hobim diyor. Yani markasını da şey diyor ama aslında iyi bir hizmet yapıyor. Mesela Eczacıbaşı çekildi yıllar önce biliyorsun bu işte. Valla. Bunlar da vardı bir dönem. Bu şirket takımlarına karşı en büyük argümanım hep buydu. O zaman benim bir arkadaşımın oğlu Bursa'dalardı. Tofaş tutuyordu.
Tofaş, ben de demiştim ki ya bu şirket takımı tutulmaz. Bunlar ya bir ticari bir karardır, bir kısıntıya gidelim derler, ya küçülürler veya yok olurlar. Hakikaten Tofaş'ı çektiler ligden. Yani ligden gitti adam. O dönem evet. Yani bu Eczacıbaşı da öyle işte. Bu şirket takımlarında bu risk hep var ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler hep varlar. Yani bütün branşlarda varlar, devam ediyorlar. Yani maddi durumlara bağlı. Ha bu arada demin son şey onu söyleyeyim. Tabii başkanımız bu şeyi söylerken yeniden yapılandırma nedeniyle diğer amatör branşlara destek olmayacak. Yani ya onlara ayrı sponsorluk bulunacak ya da Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu bu konularda bir karar verecek dedi. Tabii bu şimdi karar olayı da çok acayip bir şey. Yani yönetim ne derse genellikle insanlar da onu el kaldırıyor. El kaldırırlar ve geçer gider. Onun için o işleri iyi düşünmek lazım. Bir dünya kulübü olma yolunda giderken bir yandan işte çok açık net bir şekilde Fenerbahçe kadın futbolu kuruyoruz derken bunun düşünülmesi de bana yani hep mesela masa tenisi, boks gibi bir takım branşlara hep karşı çıkmışımdır ben. Ama Fenerbahçe'nin kökünde var bunlar. Geleneğinde var. Özellikle boks çok eski. Evet, evet. Hatta ya oy potansiyeli olduğu falan söyleniyor. Hayır, ben boksa karşıyım. Boks sporuna. Ama ha, spora karşı, evet, evet. Ama yani Türkiye'nin boks kökünde bilmiyorum ama ha, bir de şeyi söyledi, çok doğru. Yani olimpiyatlara en çok oyuncu veren. Yani rekor kırıyoruz. Bu sene de rekor kıracağız dedi. Bir boksta bir kadın boksörümüz de almış lisansı ve olimpiyatlara katılmış. Atletizmde esas. Atletizmde falan zaten orada yani Avrupa şampiyonluğu falan çıkarıyoruz yani baktığında. İşte Guliyev var orada biliyorsun. Onun katkısıyla. Yani zor bir şey. Tabii hem o tip branşlarda anlık seviniyoruz ama devamı gelmiyor. Orada hak veriyorum ben Ali Koç'a. Hani yani diyor futbolda şampiyon olsaydık diğer hepsi %5 etkilerdi ama %95 futbol insanları etkili doğru yani bu da bir gerçek ama biz dünya kulübü olacağız diyoruz ve hatırlıyorum 2011'di galiba Ali Koç'un çıkıp 5'i bir yerde yani 5 branşta şampiyon olmuştuk. Yani kadın voleybol, erkek voleybol, kadın basket, erkek basket ve futbolda 5'i bir yerde şampiyon olduk demişti. Bu da bizi gururlandırmıştı açıkçası. Şimdi bir de işin bu tarafı var. E canım 2007'de 10 branşta olmadık. Olduk tabii onlar. Masa tenisinde Avrupa şampiyonu olduk. Evet. Evet. Yani var. Neyse vaktimiz şu maçın ikinci yarısını söyleyelim diyelim. Aynen. Tamam. Hepinize kifayeti müzakere diyorum. Keyifli maç seyirleri diye. Şampiyon sırasında yine yaparız program diye düşünüyorum. Aynen. Yaparız karşınızda da oluruz. Belki bu arada teknik direktörümüz belli olur. Onun üzerine konuşuruz. Ha, onlar tabii ayrı. Yani tabii. Bekliyoruz. Benden iyi akşamlar. Aynen. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.